Selamlar arkadaşlar, Web Ustası YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine harika bir niş oluşturacağız. Videoyu her zamanki gibi aralıksız takip etmeniz, atlamadan izlemeniz, beğenmeniz ve yorum yapmanız gerekiyor dostlar. Siz de benzer bir video hazırlayarak YouTube'da yayınlayabilirsiniz. Yapay zeka videoların para kazanmasını YouTube açmıyor şeklinde bir söylenti var. Konuyla ilgili ne YouTube'un bir açıklaması var ne de bununla ilgili bir örnek var arkadaşlar. Eğer para kazanma açılmıyorsa mutlaka ve mutlaka bir ihlal vardır. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Arkadaşlar, videomuza geçmeden önce açıklamalar kısmına bıraktığım Telegram kanalında sizi eğitici soru cevaplar ve kendinizi ücretsiz şekilde eğitebilmeniz imkanı bulunuyor. Siz de açıklama kısmındaki Telegram kanalıma ücretsiz şekilde katılabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Canva'ya geldim. Buradan tasarım oluşturum bölümünden YouTube videosu bölümünü seçtim arkadaşlar. Böylelikle uzun bir YouTube videosu yapabileceğim bir çalışma ekranı açılmış oldu. Buraya ise yani bileşenler bölümüne aynen şunu yazdım. Fitness stüdyosunda squat jumping yapan kadın. İngilizcesini buradan kopyaladım ve buraya yapıştırdım arkadaşlar. Ve videolar bölümüne geldim dostlar. Bu stüdyonun bulunduğu bir video serisi hazırlayacağım. Bu yüzden hemen görselimin sağ üstündeki 3 noktaya tıkladım ve bu videoyu üreten firmanın sayfasına erişeceğim arkadaşlar. Tekrardan bileşen arayın bölümüne az önceki squat yapan kadın metnini yapıştırıp enter'a tıklayacağım. Ve burada egzersiz serilerini bulacağım arkadaşlar. Şimdi yapmam gereken şu. Dikkatli takip edin. Yine görsellerin sağ üstüne tıklayıp yani buradaki 3 noktaya tıklayıp buradan istediğim egzersiz modelini seçmek olacak. Örneğin şuradaki egzersiz videosunun sağ üstüne tıkladığımda gördüğünüz gibi jumping squat yapan kadın yazıyor. Bu sonuçları kullanarak ChatGPT'de bir makale yazdıracağız arkadaşlar. Buradaki hareketlerin isimlerini kopyalayarak ChatGPT'de bir makale yazdırma girişiminde bulundum. 3-4 hareketin ismini buraya yazdım ve devamında bu hareketlerin vücudumuzda ne işe yaradığını anlatır mısın dedim. Ve mesajımı ChatGPT'ye gönderdim arkadaşlar. Ve çok kısa bir zaman içerisinde ChatGPT bana istediğim sonuçları verecektir. Evet, ChatGPT bunları yazsın. Biz ise o sırada bunların seslendirmesini yaptıralım arkadaşlar. Şimdi ilk metnimi yani şınav pozisyonu yazan yeri kopyaladım ve Eleven Labs'e yapıştırdım. Bunu bir kadın karakterin seslendirmesini istiyorum. Bu yüzden kadın bir karakter seçtim. Ve Generate'e tıkladım arkadaşlar. Push up holds. Şınav pozisyonu. Türkçe'de seslendirebiliyoruz. Ayrıca ChatGPT'ye İngilizce sonuçta yazdırabiliriz. İngilizce sonucu aldım ve birinci sıradaki hareketimi kopyalayıp Eleven Labs'e yapıştırdım arkadaşlar. Ve Generate dedim. Push up holds. Strengthens chest, shoulder and arm muscles. Stabilizes abdominal. Evet, sonucumuz oluşturuldu arkadaşlar. Hemen buradan indiriyorum. CapCut'a gönderiyorum arkadaşlar. Şimdi ikinci sıradaki sonucumu aldım. Kopyaladım. Eleven Labs'e yapıştırdım. Generate dedim arkadaşlar. Bu şekilde tüm sonuçlarımı seslendirip hemen CapCut'a sırasıyla atıyorum arkadaşlar. Sizleri sıkmamak adına buraları hızlıca geçiyorum. Evet, seslerimizi sırasıyla CapCut'a attık arkadaşlar. Şimdi diğer bir adıma geçelim. Şimdi ne yapıyorum? Hemen Canva'ya geliyorum arkadaşlar. Eleven Labs'le işim bitti, kapatıyorum. Canva'da buradaki sıralamaya göre videoları dizeceğim arkadaşlar. İlk sırada ne vardı? Hemen bakıyorum ve ilk sıradaki egzersizi ilk video olarak belirliyorum. Hemen şöyle kopyaladım. Bu squat jumping yazan yere şu şekilde yapıştırdım arkadaşlar. Burada istediğim hareketin videosu karşıma çıkmış oldu. Hemen birinci sıraya bunu aldım. Sağ tıkladım. Videoyu arka plana uygula dedim. Şimdi ikinci videoma geçiyorum. Sayfa ekle dedim. İkinci sırada ne vardı? Plank hareketi arkadaşlar. Hemen şurayı da kopyaladım. Aldım. Ve plank hareketimi de video olarak uyguladım. Sağ tıkladım. Videoyu arka plan olarak ayarla dedim. Şimdi bunları ChatGPT'deki sıralamaya göre burada tek tek dizeceğim arkadaşlar. Videoyu hızlandırıyorum.
ChatGPT'deki sıralamaya göre buraya videolarımı dizdim. Videolarımı oldukları gibi uzunluklarda bıraktım. Amacımız bugün bu hareketlerin doğru yapılışını öğretmek arkadaşlar. Ve bunu da bir YouTube videosu haline getirmek. Aslında hem doğru yapılışlarını hem de ne işe yaradıklarını anlatacağız. Görselimizde hareketin doğru yapılışını, oluşturduğumuz seslerle ise bu hareketlerin ne işe yaradığını anlatacağız. Şimdi videolarımı paylaş diyerek indiriyorum arkadaşlar. Evet, şimdi Canva'dan indirdiğimiz videoları CapCut'ın içine göndereceğiz arkadaşlar. Sırasıyla CapCut'ın içine dizilimleri yapıyorum. Canva'dan indirdiğim videoları CapCut'ın içine atıyorum arkadaşlar ve seslerin uzunluğuna göre videoları ayarlayacağım. Tabii ki aralara efektler ekleyeceğiz, altyazı ekleyeceğiz ve bir de video başlangıcımız olacak arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar gibi bir video başlangıcımız olacak. Peki bu hareketlerin yararını anlatan bir YouTube videosu için tek cümlelik bir giriş metni yazar mısın dedim. Gördüğünüz üzere buraya da metnimizi yazdı. Sizler görün diye Türkçe yazdırdım arkadaşlar. Ben bunu ChatGPT'ye İngilizceye çevirtireceğim. Aslında Eleven Labs ile işimiz bitti demiştik ama yine işimiz düştü. Bunu aldım, Eleven Labs'e yapıştırdım ve seslendirmesini sağlıyorum arkadaşlar. Generate dedim. Giriş cümlemiz de hazır arkadaşlar. Giriş cümlemizi de indirdim. Hemen aldım, CapCut'ın içine attım hemen burada. Giriş cümlemiz kaç saniyeydi? 30 saniyeydi arkadaşlar. Yine Canva'ya döndüm ve aynı çalışma sayfasında YouTube videoma bir giriş hazırlamak için çalışacağım. Hemen buraya motivasyon egzersiz yazdım. Aramalarımı yaptım. Buradan girişe uygun bazı videoları seçeceğim. Daha sonrasında CapCut'ta keseceğiz, biçeceğiz arkadaşlar. Ve birkaç uygun videoyu Canva'da oluşturarak paylaş deyip, indir deyip videoların inmesini sağlıyorum arkadaşlar. Videolarımı indirdikten sonra hemen zaman kaybetmeden CapCut çalışma sayfama atıyorum arkadaşlar. Burada 4 adet video seçtim, indirdim ve CapCut'ta timeline'ın en son bölümüne alarak burada rahat rahat çalışacağım. Ardından videomun en baş kısmına alarak bunu bir giriş videosu haline getireceğim arkadaşlar. Şimdi sesi ve videoyu boşluklarına göre ayarlıyorum. Ve ayarlamam sona erdi arkadaşlar. Şimdi bu kısmı kopyaladım. Hemen en başa yapıştırıyorum. Ve arkadaşlar gerekli ayarlamalardan sonra giriş bölümüm hazır. Hareketlerin ne işe yaradığını anlatan sahnelerim hazır. Şimdi bunların aralarına bazı efektler ekleyeceğim. Bazı geçişler ekleyeceğiz ki daha sürükleyici bir hale gelsin. Öncelikle altyazılarımızı bir ekleyelim arkadaşlar. Text dedim. Auto Caption English diyorum ve Create'e basıyorum arkadaşlar. Altyazılarım hazır. Hemen sağ kısımdan bir stil seçiyorum ve videomun altyazılarına uyguluyorum arkadaşlar. Bu gayet güzel bir altyazı stili oldu. Spor videosuna da uygun bir altyazı stili oldu. Şimdi buralara bazı efektler ekleyeceğim. Evet, girişe de basitçe bazı geçişler ekledim arkadaşlar. Tabii bunlar geliştirilebilir. Bu aralara ses efektleri ekleyebilirsiniz. Şimdi tek eksiğimiz müzik arkadaşlar. Bunu da nereden indirdiğimizi biliyorsunuz. YouTube ses kitaplığından indiriyoruz arkadaşlar. YouTube Studio dedim. Buradan hemen ses kitaplığına tıklıyorum. Ve buradan uygun bir sesi seçeceğim arkadaşlar. Ben birini beğendim ve indiriyorum arkadaşlar. Ardından hızlıca CapCut çalışma sayfama atıyorum ve videomun sesini bu olarak belirledim. Müzikte bazı ayarlamalar, kesmeler, biçmeler yapacağım arkadaşlar. Ve video müziğimin en başının yükselerek videoya giriş yapmasını, sonunda ise sesin gitgide düşmesini istiyorum arkadaşlar. Bunun için fade in ve fade out ayarları yaptım. Şimdi hemen şuradaki efekti karartı olarak değiştireceğim arkadaşlar. Ve şimdi videomuzun tam halini bir izleyelim. Hello everyone! This video will guide you through the benefits of fundamental exercises, such as push-up holds, plank, squat, abs crunches, and jumping squats for your overall health. When performed regularly, these movements will not only enhance your strength and endurance, but also contribute to improving your general well-being. Now, let's explore together how these basic exercises positively impact our bodies.
Push-up holds strengthens chest, shoulder, and arm muscles, stabilizes abdominal muscles, improves arm and upper body endurance, enhances overall body strength. Plank strengthens abdominal muscles and promotes toning. Evet arkadaşlar, videomuz basit haliyle bu şekilde oldu. Tabii ki bazı efektlerle, geçişlerle bu videoyu daha da iyi hale getirebiliriz. Bizler sizlere fikir amacıyla bu videoları hazırlıyoruz. Geliştirmek sizlere ait arkadaşlar. Web Ustası kanalından sevgiler, saygılar.